Filatör ve basınç şalteri ile hidrofor devresi yapacağız. Burada filatörü ve basınç şalterini tanıyacağız. Bununla ilgili elimize verilen bir projenin de uygulamasını yapacağız birlikte. Önce kullanacağımız malzemeleri bir tanıyalım. Basınç şalteri montelenmiş oldukları prosesin basınç değerini belirleyerek basınç değerlerinin istenilen set değerinin üzerine çıkması veya altına inmesi durumunda çıkış üreten ürünlerdir. Sıvılarda veya gaz tesisatlarında arkadaşlar belirli bir oranda basıncın sabit kalması istenir. Burada tesisatın akışkanlığını sağlamak aynı zamanda tesisatın da zarar görmemesi için minimum ve maksimum bir basınç bar aralığı belirlenir. Tesisattaki sıvı basıncını bu bar aralığında tutan sistemlerdir. Basınç şalterleri bunu ölçer ve motorları buna göre kontrol eder. Basınç şalterleri genellikle tüm firmalarda ve her mecrada tercih edilmektedir. Sistemlerin baskı seviyelerini ölçüp ölçtüğü basıncı elektriksel sinyale çeviren cihazdır. Basınç şalterleri arıtma sistemlerinde, gıda sektöründe, ilaç endüstrisinde, kimya sektöründe, tekstil firmaları gibi pek çok makine mühendisliği alanında yaygın olarak kullanılmaktadır. Basınç şalterleri hava, sıvı ve gazların basınç kontrolünde kullanılan cihazlardır. Pompa, hidrofor ve kompresör sistemlerinde ayarlanmış olan basınç aralıklarında sistemin otomatik olarak çalışmasını ve durdurulmasını sağlarlar. Bir basınç anahtarı önceden ayarlanmış bir basınca ulaştığında en kısa sürede ilgili anahtar kontağını açar veya kapatır. İhtiyaca bağlı olarak basınç anahtarları mekanik veya elektrik anahtar kontaklarıyla göstergeli veya göstergesiz çeşitli ayar imkanlarıyla birlikte kullanılabilir. İkinci elemanımız kullanacağımız bu projemizde seviye filatörü. Seviye filatörleri bir depo ya da kuyu gibi belirli hacimdeki su seviyesindeki artma ve azalmasına göre elektriksel kontak veren bir mekanizmaya sahip kontrol elemanıdır. Suyun seviyesinin her zaman belirli bir aralıkta tutulmasını ya da su seviyesine göre başka bir cihazın devreye girip çıkartılmasını sağlarlar. Seviye filatörlerinin sisteme bağlanması elektriksel olarak seri olarak bağlanırlar ve sistemde bir elektrik anahtarı gibi çalışır, gerektiğinde devreyi açar veya kapatır. Sıvı seviye filatörlerinin çalışmasını inceleyecek olursak, filatörün şamandırası sudan hafif olduğu için suya daldığında su yüzeyine çıkmaktadır. Şurada görüyorsunuz bakın, sudan hafif olduğu için su yüzeyine çıkmış. Suyun seviyesi azaldığında ise şamandıra suyla beraber aşağı doğru iner. Bu sırada şamandıranın içinde bulunan takribi 25 mm çapındaki paslanmaz çelik bir bilye, şu görmüş olduğunuz bilye arkadaşlar, çelik bir bilye şamandıranın aşağıdan yukarıya hareketine göre şamandıra içinde kendi kanalında 2 santim kadar ileri ya da geri hareket etmektedir. Yani şuradaki şu görmüş olduğunuz haznede arkadaşlar, şu haznenin içinde aşağı veya yukarı hareket etmektedir. Bu hareket neticesinde arkadaşlar içindeki bilyanın doğrusal hareket ettiği kanalın bitim yerine sabitlenmiş bir mikro switch ise ileri geri hareket eden çelik bilyanın çarpma hareketiyle açılıp kapanmaktadır. Şurada bilye aşağı indiği zaman bu kolu bakın şu tarafa doğru itmekte. Bu kolda şuradaki mikro switch kısımdaki anahtarlamayı yapmaktadır. Böylece elektriksel bir anahtarlama gerçekleşmiş olur. Bu anahtarlama sıvı seviye filatörünün konumuna göre değişir. Suyun üstüne çıktığında ki konumuyla suyun azalmasıyla beraber aşağı indiğindeki konumu farklıdır. Buna göre bizim pompa sistemimize arkadaşlar elektriksel sinyal verir. Biraz daha inceleyecek olursak sıvı seviye filatörleri arkadaşlar en başında bir filatör, bir de arkadaşlar batırma ağırlığı dediğimiz şu görmüş olduğunuz ağırlıkla beraber bir kablo üzerine monte edilmiş biçimdedir. Bu kablo ucu içinde iki tane kablo veya üç tane kablo tercihe göre bulunmaktadır. Bunlar bu kablonun biri normalde açık, biri normalde kapalı kontaktır. Biri de ortak uçtur. Burada suyun seviyesine göre bu kablolar üzerindeki anahtarlama yapılmaktadır. Sıvı seviye rörsi belirli bir sıvı içinde derinliğe batırılır.
Bu batırıldığı derinlikte flatörle batırma ağırlığı arasındaki uzaklık arkadaşlar arasındaki mesafenin tabanda veya yukarıda olmasına göre seviyeyi kontrol eder. Kablo olarak genelde üretilen 3 kablolu tiplerdir. Bunlar arkadaşlar siyah, mavi ve kahverengi kablolu olarak çıkışları vermektedir. Farklı marka ve tiplerde de farklı renklerde olabilir. Yani illa bu şekilde olacak diye bir şart da yok. Devremizde bulunan üçüncü bir eleman da arkadaşlar Entes'in aşırı gerilim, düşük gerilim ve faz yokluğu, faz yeri değişmesi rölesi. Pompaların arkadaşlar ters yönde çalışması istenmez. Tek yönde çalışırlar pompalar. Yani pompa motorları tek yönde çalışarak suyu basarlar. Bu nedenle şebeke üzerinde herhangi bir faz değiştirilmesi bu pompanın ters dönmesine neden olacaktır. Bunun için bizim elimizdeki bu şu anki projede arkadaşlar Entes'in GKRC 03 rölesi kullanılmış. Bu röle aşırı gerilimi, düşük gerilimi algılayıp sistemi durdurmaktadır. Veya fazlardan birinin gelmemesi durumunda veya fazların yerinin değişmesi durumunda arkadaşlar çıkış vermemektedir. Şu notu da burada belirtelim. Birçok firma ve markanın üretmiş olduğu röleler mevcuttur. Burada röle kutusu içinde gelen kataloğu okuyarak röle özelliğine göre kurulumun yapılması gerekmektedir. Firmaların kullanmış olduğu kablo renkleri veya röle çıkış adresleri firmadan firmaya bazen değişebilmektedir. Bunları göz önüne almanız gerekir. Bunun için daha önceki derslerimizde de söyledik. Herhangi bir ürünün kataloğunu okuyup yorumlamayı bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani proje okumayı bilmemiz gerekiyor. Bununla beraber mevcut eldeki ürünlerin kataloglarını da okuyup anlayabilip yorumlayamak gerekmektedir. Şimdi örnek bir proje uygulaması yapalım. Örnek projemize bakalım. Önce proje okumasını bir yapalım. Projemiz şekilde görmüş olduğunuz bir proje. Tek sayfalık bir proje. Projeme şuradan başlıyorum. Burada 3 faz L1, L2, L3 fazları giriş yapmış. Buradan aşağıya doğru indiğimde arkadaşlar F1 sigortanın sembolüdür. Burada sigorta var. 3 kutuplu bir sigortamız var. Aşağıya doğru indirdiğimizde K1 kontaktörümüzdür. Kontaktörün güç kontakları burası. Onun hemen altında da termiğimizin güç kontakları var. E1 termik olarak belirtilmiş. Daha sonra arkadaşlar sigortamızın çıkışından burada kontaktörümüzün giriş kısmından diyelim. O da olabilir. Giriş kısmından üçlü kablo alınmış. Rölemize girmiş. Rölemizde 3 tane faz giriş yeri var. L1, L2, L3 faz giriş yerleri var. Rölemizin bir de arkadaşlar normalde açık ve normalde kapalı kontağı var. Normal durumda rölemizin bu kontak uçlarına bakın L1 hattından enerji alınmış. L1 hattından F2 kumanda sigortasına girilmiş. Kumanda sigortasından sonra bu rölemizin normalde açık kontağına girilmiş. Röle ilk enerjilendiği anda sistemde her devrede herhangi bir sıkıntı yoksa şu kontağını kapatır. Kapatır. Sistemde gelen elektrikte bir sıkıntı yoksa buradan röle enerjiyi göndererek bizim kumanda devremizin çalışmasını sağlar. Aksi bir durumda kumanda devremiz çalışmaz. Burada hangi lamba yanar o zaman? Şu aşağıdaki bakın normalde kapalı olan hattan giderek faz hatası lambamızı yakar. Eğer şebeke elektriğinde herhangi bir sıkıntı yoksa arkadaşlar enerjilendiği an şu açık kontağı kapanır. Enerjiyi nereye gönderir? Enerjiyi benim kumanda devreme gönderir arkadaşlar. Kumanda devrem buradan sonra başlıyor. Şu kısım güç devremiz. Güç devremizle paralel bir şekilde bağlanmış olan rölemiz. Rölemiz aynı zamanda sistemdeki elektriğin kalitesini de kontrol ediyor. Kalitesi derken yani düşük olması veya yüksek olmasını, fazların birinin olup olmaması, faz yer değişmesi bunları kontrol ediyor. Bunlar uygunsa kumanda devresine enerjiyi gönderiyor. Kumanda devresine enerjiyi gönderdikten sonra acil stopa giriş yapmış bakın. Acil stop panonun dışında herhangi bir arıza durumu olduğunda kullanıcıların acil olarak sistemi durdurmaları için kullanılan bir butondur. Acil stop butonundan çıktıktan sonra bizim termik rölemizin 95-96'sı bu meşhur 95-96'ya giriyor. 95-96'nın hemen yanında da 97-98 var. Bu normalde açık kontaktır. Herhangi bir arıza durumunda kapanır.
Buradan da 97 numaralı uca giriş yapılmış. 98'den de çıkılmış. Arkadaşlar termik arıza lambasına giriş yapılmış. Buradan termik arıza lambasına giriş yapılmış. Bu lambadan da nötrden devre tamamlanmış. Eğer termiğin benim attığı zaman termik atarsa bu 95-96 açılacaktır. Şurada 97-98 kapanacaktır. 97-98 kapandığı an arıza lambası da yanmış olacaktır. 95-96 açıldığı için kumanda devremde çıkmış olacaktır devreden. Şimdi normal sağlıklı durumda 95-96 kapalıdır. Enerjimiz buradan gidiyor. Nereye gidiyor arkadaşlar? Panomuzun dışındaki basınç şalterine gidiyor. Şu kısımlar Clamence girişleridir arkadaşlar. Şuralar bakın. Clamence girişleridir. Aynı zamanda projede şu şekilde kutu, kesik çizgi kutu şeklinde yapılan bir kısım panonun dışında olduğunu gösterir. Şimdi burada bizim basınç şalterimiz var. Basınç şalterimiz uygun değerde ise, uygun bir değerde ise, yani bizim ayarlamış olduğumuz minimum bar veya maksimum bar aralığı içinde ise sistem çalışacaktır. Burası da kapalı olacaktır ve enerji buradan geçecektir. Enerji geçtiği zaman filatöre gelecek. Filatörümüz de bizim panomuzun dışında. Panomuzun dışındadır. Filatör kontağı kapalıysa arkadaşlar, şu görmüş olduğunuz hattan enerjimiz gidecek. Bizim manuel çalıştırma butonumuzu da bekleyecektir. Biz bu butonu kapatmadan sistem devreye girmez. Bu manuel mandal butonu çevirdiğimiz zaman, 1-0 butonu çevirdiğimiz zaman K1 kontaktörüne enerji gidecektir. K1 kontaktörü enerjilendiği için bizim sistemimiz, pompa motorumuz çalışacaktır arkadaşlar. Aynı zamanda K1 kontaktörü enerjilendiği, şu aşağıdaki kontağını kapattığı için çalışıyor lambası da yanacaktır. Çalışıyor lambası yanacaktır. Burada çalışma durumunda hattaki basınç arttığında, yani borudaki basınç, suyun basıncı arttığında şu basınç anahtarı açılarak sistemi devre dışı bırakır. Veyahut da arkadaşlar filatörün konumu değiştiğinde depodaki su diyelim ki bitti. Depodaki su bittiği zaman filatörün konumu değişecektir. Filatörün konumu değiştiği an şuradaki kontak konumu değişecektir ve bu enerjimiz kontaktörden kesilecek. Bu kontaktörden kesilecek. Şu aşağıdaki bakın hatta gidecektir. Burada da ne yanıyor? Su yok lambası. Yani depoda su bitti lambası yanıyor. Depoda su olduğu sürece, sistemin özeti şudur. Depoda su olduğu sürece şurada benim ayarlamış olduğum basınç şalteri aralığında suyu sisteme verecektir. Bu devrenin yapacağı iş budur özet olarak. Proje okumamızı geçelim. Projedeki elemanları da şöyle bir görelim, tanıyalım. Pompa motorumuz, termiğimiz, kontaktör, 3 fazlı sigortamız, entes rölemiz, sinyal lambamız, tek faz sigortamız, kumanda devresi için bu. Acil stop butonumuz, kontaktör, mandal buton 1-0, basınç şalteri arkadaşlar. Bu elektrik panosunun içinde değil, şebekeye basınç su basan boruların üzerindedir. Bu da kazandadır, yani depomdadır benim filatör. Bu da panonun içinde değil, onu da belirtelim. Bunlar sinyal lambaları. Sinyal lambalarımız da pano ön kapağında olur genelde. Arkadaşlar kullandığımız elemanlar bunlar. Sembollerin yanına malzemeleri bıraktım ki hangi sembolün hangi malzeme olduğunu da gözle görün. Şimdi arkadaşlar uygulamaya geçelim. Uygulamada projemizin tamamını yerleştiremedik. Önce güç devresini buraya yerleştirdim. Güç devresini yerleştirerek önce güç devresini bir yapalım. Sonra kumanda devresini yapacağız. Önce pano sacımızı yerleştiriyorum. Pano sacımızı yerleştirdik. Proje yerleşim krokisine göre arkadaşlar kablo kanallarının ve rayların yerleşeceği yeri önceden cetvelle çiziyorum.
Çizdiğim yerlere de arkadaşlar montaj raylarını ve kablo kanallarını montajlayacağım akıllı vidayla. Kanalları bırakıyorum. Pano kapağımız. 1.0 anahtarımızı panonun kapağına montajlıyoruz. Acil stop butonumuzu montajlıyoruz. Raya güç devresinin sigortasını yerleştiriyorum. Kontaktörümü yerleştiriyorum. Kontaktörümün altına geçmeli termik taktım. Koruma rölemi bağlantılıyorum buraya. Koruma rölemi de taktım. Sinyal lambalarımı pano kapağına takıyorum. Malzeme yerleşimi hemen hemen bitti. Burada klamez bağlantısı üzerine değinelim. Klamez bağlantısı arkadaşlar burada besleme L1, L2, L3 ve nötr besleme hattıdır. MP toprak hattımız. U ve W de motora giden, klamezlerden motora giden hat. Motor girişlerine giden hat. Burada P1 ve P2 de basınç şalterine giden hat. F1, F2, F3 de flatörden gelen uçlar arkadaşlar. Bu klamez etiketini ben klamezlerin üzerine yerleştiriyorum. Bağlantımda bu etikette klamezler üzerinde bulunması gerekiyor. Dışarıdan daha sonra bir elektrikçi geldiğinde bu bağlantıların ne olduğunu buradan görebilsin. Besleme kablomun girişini yaptım. Motora giden kablomun girişini yaptım. Bağlantıda, ilk bağlantıda. Basınç şalterine giden kablo. Şu görmüş olduğunuz kablo basınç şalterine giden kablo. Şu görmüş olduğunuz yeşil kablo da arkadaşlar flatöre giden kablo. 3 üçlü bir flatörümüz var. Turuncu olan basınç şalterine giden ikili bir kablo. Şu UVW görmüş olduğunuz kablomuz da motora giden kablo. Arkadaşlar burası da bizim besleme hattımız. Altlarına da yazdım. Klamez bağlantımız bu şekilde. Tabi pano imalat aşamasında bunlar yapılmaz. Bu noktalar bağlantı, yani pano yerleşimi aşamasında yapılır. Ama ben klamezlerin girişlerin adreslerinin nasıl olduğunu, ne olduğunu görün diye bunu yerleştirdim şimdi. Şimdi devam edelim arkadaşlar. Güç devresinden başlayalım. Şurada güç devresi görmüş olduğunuz şu kısımda L1, L2, L3 hattının şuradan aşağıya gelen şu kısım tamamen bizim güç devresi dediğimiz devre arkadaşlar. Kumandada. L1, L2, L3 hatlarından aldım. Sigortanın girişine gittim. Bakın şuradan gelmiş. Nereye gitmiş? Sigortanın girişine. Sigortanın girişinden kumanda sigortasına arkadaşlar bir tane köprü attım. Burada kumanda devresinin başına şu görmüş olduğunuz sigortayı kullanacağım. Arkadaşlar sigortadan çıktıktan sonra sigortadan bakın çıktım. Üçlü kabloyla sigortadan çıktım. Nereye gittim? Entes şurada L1, L2, L3 giriş hatları var rölem üzerinde. Buraya gidiyorum. Şu bağlantıyı yaptım yani. Şu nokta girişini yaptım. Sonra tekrar bakın şuradan tekrar bir kablo aldım. Üçlü kablomu aldım. Kontaktörümün giriş uçlarına yani şu görmüş olduğunuz uçlara girdim. Şuradaki pembe kablo bakın gidiyor arkadaşlar. Kontaktörümün güç kontaklarının giriş uçlarına girmiş oldum. Şuraya kadar geldim. Bakın şurala şu kısma geldim. Şu kısma da geldim. Buraya kadar geldim şimdi. Kontaktörümden termiğe arkadaşlar direkt bağlantı var. Bakın şurada geçmeli gördüğünüz gibi. Buraya bağlantı yapılmış kabul ediyorum. Kontaktörümün termiğinden çıktıktan sonra da motora giden bakın U ve W görüyor musunuz? U ve W klamenslerine giriş yapıyorum. Şurada sarı kablo, termikten çıkan sarı kablolar U ve W uçlarına giriş yapıyor. Motora giden uçtur. Şurada görmüş olduğunuz hattır yani şu hattı çekmiş oldum. Güç devresi hemen hemen bitti sayılır.
Burada arkadaşlar L1 hattından, bakın L1 hattımdan enerjimi aldım. Sigortama daha önce girmiştim. Şuradan köprü atmıştım sigortama. Bu sigortanın çıkışından, bakın şu mavi kabloyu görüyor musunuz? Sigortanın çıkışından nereye gitmişim? Benim rölemin arkadaşlar 2 numaralı ucuna gitmişim. Bakın şuradan gittim. Şuradaki 2 numaralı uç bu. Rölemin ortak ucuna gitmişim. 2 numaralı uca gittim. 2 numaralı uçtan çıktıktan sonra bakın kapalı kontağından bir ucu çıkaracağım. Nereye götüreceğim? Faz hatası lambasına götüreceğim. Buradan baktım. 1 numaralı uç, pardon. 1 numaralı uçtan da çıktım. Faz hatası lambama giriş yaptım. Şimdi arkadaşlar burada güç devresi üzerinde gördüğünüz bağlantıları yaptık. Şimdi şu kısımdan hat çekerek kumanda devresine geçiyorum. Şuradan kumanda devresine bakın geldim. Kumanda devresine şu 3 numaralı uçtan kumanda devresine geçiş yapacağım. Kumanda devresine buradan gidiyorum. Bakın nereye gidiyorum? Buradan gelmiş acil stopa girmiş. Yani şu 3 numaralı uçtan çıkıyorum. Acil stopa gidiyorum. Şu sarı kabloyu görüyorsunuz. Bakın 3 numaralı uçtan çıktım. Acil stopa girdim. Gördünüz mü? Burada nasıl? 3 numaralı uçtan geldi. Şurada görmüş olduğunuz şu acil stop butonuma girdi. Acil stop butonundan çıktıktan sonra nereye gidiyor? Termiğimin 95 ve arkadaşlar 97 numaralı uçlarına gidiyor. Bakın termiğin bu uçlarına gidiyor. Acil stoptan çıkan hattımı ben getireceğim buradan. Termiğin 95 ve 97'sine gireceğim. Çıktım, geldim buradan. 95 numaralı termiğimin 95 numaralı ucuna giriyorum. Şuradan bir 97'ye de köprü atıyorum. Bakın burayı da köprüledim. Şu kısma kadar gelmiş oldum şu anda arkadaşlar. Şu kısma kadar ne oldu? Gelmiş oldum. Şimdi 98'den çıkıp termik arıza lambasına gireceğim. Oradan burayı nötre bağlayıp buranın işini bitirebilirim. Veyahut buradan çıkıp basınç şalterine de gidebilirim. Basınç şalterimiz panonun dışında, bakın gördüğünüz gibi çizgili bir kare içine almışlar. Bu panonun dışında olduğu anlamına gelir. Fakat benim basınç şalterine gitmek için Clemens uçlarına giriyorum. Bakın 96'dan, şurada gördünüz mü? 96'dan, şu noktadan 96'dan çıktım. Basınç şalterimin girişine, P1 ucuna girdim. Gördünüz mü? Buradan sonra basınç şalterinin diğer ucundan çıkıp filatörün ortak ucuna, yani şu basınç şalterin P2'sinden çıkıp filatörün ortak ucuna gideceğim. Burada bakın basınç şalterinin kırmızı kabloyla dikkat edin. Çıktım, filatörün ortak ucuna gittim. Şu kısmı da yapmış oldum. Gördünüz mü? Buradan da çıktım. Şimdi filatörün kapalı ve açık kontağı var. Filatörün kapalı kontak kısmından, şu kapalı kontak kısmından benim manuel butonuma gireceğim. Kapalı kontak kısmından bakın kırmızı kabloyla çıktım. Manuel 1-0 kontağıma, pardon 1-0 butonuma girdim. Mandal butonuma girdim. Şu bağlantıyı da yapmış oldum. Buradan çıkış nereye gitmiş arkadaşlar? Buradan çıkış nereye gitmiş? K1 kontaktörünün A1 ucuna gitmiş. Buradan çıkıyorum tekrar. Bakın açık mavi kablo ile çıktım. Buradan doğruca nereye gittim? Kontaktörümün A1 ucuna, şu noktaya gittim. Dikkat ederseniz. Buradan da A2'den de devremi nötre alarak bu hattı bitirmiş olurum. Şu kısmı bitirmiş olurum. Bakın A2 ucu burası. Şu görmüş olduğunuz sarı beyaz kabloyla ben ne yaptım? A2'den çıktım. Şuradaki nötr kabloma, pardon nötr klamensime girdim. Böylece şu görmüş olduğunuz hattı bitirmiş oldum. Burada kalan kısımlarımız neresi? Şuradaki sinyal lambaları ve görmüş olduğunuz kontak kaldı. Burada A1 ucundan çıktım.
13 numaralı kontak ucuna girdim. Şu siyah kablo. Bakın A1 ucundan aldım. Şu 13 numaralı uca girdim. Siyah kablo. Burada normalde açık bir kontak var. Normal open bir kontak var. Bu kontağın 13 numaralı ucuna girdim. A1'den çıkarak. Daha sonra arkadaşlar bu kontağın 14 numarasından yani karşısından çıkarak nereye gidiyorum? Çalışıyor lambasına yani yeşil buton lambama gideceğim. Şu kısımdan çıkıyorum bakın. Buradan çıktım. Nereye gittim? Yeşil lambama gittim. Bu yeşil lambam sistemin çalıştığını gösteren lamba. Yeşil lambama gittim. Daha sonra bunları ben nötrde toplayacağım. Bu lambaların çıkışlarının hepsini nötrde toplayacağım zaten. Şimdi burada bir de filatörün açık kontağından gelen bizim ucumuz var. Filatörün açık kontağından gelen yani şuradaki F1 kısmından gelen bir kablomuz olacak. Bu kablomuzla su yok lambasına gidecek arkadaşlar. Bakın şuradan çıktım su yok lambasına sarı lambaya gittim. Bu da tamam. Şu kısma da giriş yapmış oldum. Kalan yerimiz neresi? Kalan yerimiz şuradaki 98'den çıkıp termik arıza lambasına gitmem gerekiyor. 98 numaralı şu uç buradan çıkıp termik arıza lambasına gitmem gerekiyor. Yani kırmızı lambaya gitmem gerekiyor. Yeşil kablo bakın çıktı buradan gitti. Şuradaki kırmızı lambamıza girdi arkadaşlar. Buradan kırmızı lambamıza girdi. Şimdi bu lambaların çıkışlarının hepsini ben tek bir nötrde toplayıp sistemin nötrüne bağlamam gerekiyor. Lambalarımızın çıkışlarını nötrde toplayalım. Nötr hattını getirdim arkadaşlar. Bakın buradan yeşilin nötrüne girdim. Sonra kırmızının nötrüne, buradan sarının nötrüne, buradan da mavinin nötrüne köprüleyerek bu köprülediğim nötrleri tek bir hatla aşağıya indirdim. Aşağıdaki nereye bağladım? N yazan yani nötr yazan kısma bağladım arkadaşlar. Bakıyorum eksik bir şeyimiz var mı? Kumanda hepsi kuralım dedik. Bağlantı yapmadığımız yer yok herhalde. Şimdi arkadaşlar burada panoyla kapak arasında kablolara kılıf içine alabilirsiniz. Ayrıca kablo kanallarındaki kabloları kablo bağı ile birleştirerek daha düzenli bir form verebilirsiniz. Bunları animasyonda göstermek biraz zor olduğu için onları gösteremedik. Kabloları da etiketleyerek projeye göre kablolara da isim verebilirsiniz. Özellikle şunu da tekrar hatırlatalım. Şekildeki kablo klamense yerleştirilip vida ile sıkıştırıldığında kablo dağılacak, temas yüzeyi azalacak ve kablo üzerindeki kısımlarda aşınma olacaktır. Yani şu şekilde ben klamense sokarsam vidayı sıkıştırdığım an bu dağılacaktır arkadaşlar. Temas yüzeyi azalacaktır. Ayrıca kablo ucu da deforme olacaktır. Bu da elektriksel açıdan burada bir ısınma ve direnç oluşturacaktır. Bu da istenmeyen bir durumdur. Bu da ekte iletkenliği azaltıp direnç teşkil edecektir. Bu nedenle mutlaka kablo yüzüğü kullanılması gerekiyor. Yani kablolarımız şu şekilde hüsüklenerek cihazlara, klamenslere sokulması gerekiyor. Bunları hatırlatalım. Şimdi burada eksik kalan nelerimiz var ona bakalım. Topraklama ve etiketleme yapılmamış projeye göre. Topraklama kablomuzu çekelim. Panonun yüzeyinin topraklanması gerekiyor. Bu yüzden panonun üzerindeki bir vidanın toprak hattına bağlanarak bu iş yapılabiliyor. Şurada yeşil kabloyu görüyorsunuz. Bakın getirdim. Buradaki MP'nin toprak hattımıza bağladım. Bu MP değil PE olacaktı. Pardon, burada bir küçük hata var. Onu düzeltelim. Topraklamayı bağladık. Topraklamayı bağladıktan sonra şuraya PE yazayım arkadaşlar. PE. Topraklamayı bağladıktan sonra etiketleme var arkadaşlar. Yani projeye göre malzemelerin etiketlenmesi. Şu kısımları yapmıştık. Projemizde arkadaşlar F1 3 fazlı sigortaya verilmiş. K1 kontaktör, E1 termik röleye verilmiş. M1 motor, F2 kumanda devre sigortası. Bunları tek tek yerleştirelim projemize göre. Bu etiketler arkadaşlar proje ile panonun uyumluluğunu sağlar. Projeye bakan bir insan hangi malzemenin projedeki hangi malzemeye karşılık geldiğini rahat bir şekilde görebilir.
Butonlarımız S1, S2. Lambalarımızın isimleri genelde lambalar H ile gösterilir pano projelerinde. Etiketleme işlemimizi de yaptık arkadaşlar projemizde. Daha önce göstermiş olduğumuz pano projemizin uygulanmış şekli bu. Görüntü kablo kanalları yerleştirildiğinde daha düzenli görünecektir. Kablo bağcıklarıyla kanallar içindeki kablolar toplandığı zaman, kablo form, panoya form verildiği zaman daha düzenli görülecektir. Onu belirtelim başta. Projemizin arkadaşlar uygulanmış hali bitirdik.